İnanmıyorum sana, ne yaptın? Selamlar, Buğra Pişir Buray'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Artık devir yenilik zamanı. 2018'e gireceğiz, az kaldı. Artık biraz daha işleri profesyonel hale getirmenin vakti geldi. Önceki yaptığım rezil yemekleri çöpe atın. Unutun, artık devir yenilik. Artık devir güzel yemekler. Çünkü bu işte ustalaşmanın yolunu buldum. Daha önceki videomda da söylemiştim. Ustalaşmanın profesyonelliğe giden ilk yol... Hazır mısınız? Göstereceğim şey hazır mısınız? Ben ilk gördüğümde bayağı şaşırmıştım. Geliyor. 3, 2, 1. Daha önceki videoda biraz saçma sapan bir önlük giydiğimden dolayı annem yılbaşı sürprizi yapıp bana böyle bir şey bastırmış. İnanılmaz bir şey. Bu inanılmaz bir şey. Artık bir profesyonel. Bundan sonra yemeklerim dünyaca ünlü olabilir. Tabii yiyen yaşarsa. Bugün yapacağım yemek birazcık yılbaşı ile alakalı. Yeni yıla girerken biraz daha böyle yeni yıla yönelik o konsepte bir şeyler yapmak istedim ve yapacağım şey zencefilli kurabiyeler. Çamar şeklinde zencefilli kurabiyeler yapacağım fakat içinizden birçok kişi büyük ihtimalle şu an kendi kendine soruyordur. Buğra, önceki yaptığın yemekler rezaletti. Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Bununla bir arkadaşım sağ olsun bana böyle bir yemek kitabı getirdi. Ben World of Warcraft manyağıyım. Bunu herkes biliyor. Bilmeyenlere de oyunun içindeki bütün yemekler burada. Bunların içinde festival yemekleri de var. Bu festival yemeklerinden biri de zencefilli kurabiye. Şunun güzel bir yanı var. Her şeyi ölçülü bir şekilde yapacağım. Bu yüzden batırmam mümkün değil. Gibi. Malzemeleri tanıtmaya başlayalım. Tereyağı, esmer şeker, yumurta, taze rendelenmiş zencefil, vanilya ve fazlasıyla un derken patlak olanı aldım fark ettim. Birçok un arasında patlak olanı nasıl alabiliyorum? Şans. Mükemmel bir başlangıç. 2018. Tuz ve biraz daha yumurta. Öğütülmüş tarçın, öğütülmüş zencefil, öğütülmüş Hindistan cevizi tozu, öğütülmüş karanfil, öğütülmüş karabiber. Pudra, kabartma tozu. İlk olarak bu kaseye yarım bardak tereyağı ve yarım bardak esmer şeker koyuyoruz. Başlayalım. Lütfen yere dökülmesin, lütfen yere dökülmesin, lütfen. 4'te 3'ü kadar diyordu, 4'te 3'ü koyduk. Yarım bardak tereyağı. Tereyağımız burada. Hazırdı zaten. Kesip direkt koyacağız. Elimin yağ olma keyfi. Oo mükemmel. Yarım bardak tereyağı bu kadar yapıyor mudur? Yarım bardak tereyağı bence bu kadar yapıyor. Bir dakika. Yarım bardak eritilmiş tereyağı mı? Eritilmiş yazmıyordu. O yüzden bu şekilde koyacağım. Biraz fazla olabilir. O yüzden kendime güvenemediğimden dolayı şu kadar daha koydum. Daha fazlası yok. Tereyağımız bu kadar. Karıştırmak için şöyle bir alet varmış evde. Yeni keşfettiğim aletler. Tamam, biz şekerleri böyle dökeceğiz anladığım kadarıyla. Yemek bittikten sonra ailemin beni öldürmemesi için çok büyük ihtimalle buraya bir elektrik süpürgesiyle geçirmem gerekecek. Siz de bunları bakıp yapıyorsanız, benden birlikte yapıyorsanız temizleyin. Kendinizi öldürtmeyin. Gerek yok. Tamam, yeterince karıştı. Şimdi yapacağım şey bunun içine, bu karışımın içine bir tane yumurta eklemek. Tek elimle yapsam çok güzel olabilirdi. Yumurtayı kaseye ekledikten sonra biraz daha karışık bulduğum bir yere geliyoruz. Kitapta adı festival baharatı denilen bir şey yapacağız. Peki yerin tereyağı ve şeker olması... Ayağımın altında şu an yağ hissediyorum. Ah! Okuduğuma göre bu festival baharatını birçok şeyde kullanabiliyorsunuz. İlk olarak koyacağımız şey bir yemek kaşığı öğütülmüş tarçın. Tarçın? Tamam. Bir tarçını koyduk. Öğütülmüş zencefil. Bayağı bıçakla delmeye çalışıyorum ve delinmiyor. Poşet delinmiyor şu an. Bu son orada yapıyorum çünkü dağıtma ihtimalim, dağıtma potansiyelim biraz fazla olan bir insanım. Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi tozu. Yarım yemek kaşığı toz karanfil. Şimdi bende toz karanfil yok. Peki ben bunu ezmek isteseydim neyle ezerdim? Ya karanfil gereken bir şey. Şöyle bir rende var. Rendede şey nasıl olacak ki rendede? Allah'ını severseniz şuna bakar mısınız? Böyle bir rendeye şöyle bir şey koymaya çalışıyorum şu an. 5 tane karanfil koydum. Toz halini getiremediğimden veya toz halini bulamadığımdan dolayı karanfiller böyle duruyor. Bir yarım yemek kaşığı karabiber. Ve ondan sonra baharatımız bitiyor. Hop, biraz fazla mı oldu? Tamam, attım. Karıştırmamız gerekiyor mu? Karıştır. Karabiber. Bayağı güzel gözüküyor. Şu an
Şunu göstermek istiyorum. Çok güzel gözüküyor fakat içindeki karanfilleri saymazsak. Bunu da içine atıyorum. Şimdi içine bir çay kaşığı vanilya tozu atacağım. Normalde vanilya sıvı halini istiyordu fakat ben vanilya sıvı halini bulamadım. Bunu ıslatıp koymayı düşündüm fakat çok daha kötü olur sanırım. O yüzden ben böyle toz olarak vanilyamı koyarım. Keyfime bakarım. Vanilyayı koyduktan sonra pudra şekeri. Pudra şekerini hayvan gibi koyacağız. Bakın arkadaşlar. Hayvan gibi. 2 bardak pudra şekeri koymamız gerekiyor. Yani bir poşeti koydum zaten 1 bardak oldu. İkinci poşeti de koyuyoruz. Karışımın son hali bu. Bunu güzelce karıştırmamız gerekiyor fakat o deliliği yapmayacağım. Bununla yapacağım. Daha elde düzgün bir şekilde yavaş yavaş. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel kokuyor. Hayatımda yaptığım en iyi şey olabilir şu an bu. Lütfen batırmayayım, lütfen batırmayayım, lütfen batırmayayım. Yarım çay kaşığı kabartma tozu. Pembe Himalaya tuzu. Tamam, bir kere daha mı karıştıracağız ondan sonra? Güzel bir hamur haline alana kadar iyice karıştırmamız gerekiyormuş. Fakat biz buna un koymadık. Bir dakika. Biz buna un koymadık. Unu unsaydım olacak şeyi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir saat boyunca karıştırıyorum ve hamur haline almıyor. Bunu hamur haline gelene kadar karıştıracağım. O sırada ilk başta küçük bir şarkı vereceğim. Şarkıyla dans edeceğim. Ondan sonra kendim yaklaşık bir 10 dakika boyunca sessiz sedasız hiç konuşmadan karıştıracağım. Başlıyoruz. Drop it. Bir saatin sonunda kurabiye olarak hazır olacak bu. Evet, kurabiye hamuru kendi kendine dinlenirken üstüne yapacağım kremayı yapacağız şu an. Gerekli şeyler 2 bardak pudra şekeri, yumurta beyazı tozu gerekiyordu fakat yumurta beyazı tozu hiçbir yerde bulamadım. Öyle bir şey olduğundan bile haberim yoktu. O yüzden yumurtanın sarısını elimle alacağım ve yumurta beyazının işe yaraması için dua edeceğim. Şimdi işte enteresan olaya geldik. Gıda boyası hayatımda hiç kullanmadım. Satan adam bana söylediği kadarıyla şey koymamız gerekiyormuş. Bir damla, iki damla falan tarz bir şey koymamız gerekiyormuş. 4. 4 tane yeter galiba ya. Evet, karar anına geldik. Şu an hamur halloldu. Bir saat boyunca bekledi. Açıyorum. Büyük hissediyorum şu an. Bir şey diyeyim, ben bu işi biliyorum. Ben bu işi biliyorum, inanılmaz. Şuna güzelce yayacağım ilk başta. Yaymayı bitirdikten sonra şu çam ağacına süs vereceğim, ondan sonra fırına atacağım. Biraz düzgün koyamadım, farkındayım fakat fırından sonra bakacağız. 10 dakika oldu, kurabiyeler pişmiş olması lazım. Ailem geldi, arkadaşlarımdan önce çok büyük ihtimalle aileme deneteceğim. Ne tepki verecekler daha hiçbir fikrim yok. Evet, karar anına geldik. Oldu mu, olmadı mı? Geliyor. Ben yaptım. İnanılmaz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ben yaptım. Ben yaptım. Soğumaya bırakmam gerekiyormuş şimdi. Soğuduktan sonra yukarıdaki kremasını yapacağım ve işim bitecek. Kurabiyeler geldi, kurabiyeler soğudu. Fakat içlerinden iki tanesini elemek zorunda kaldım. Çünkü bunlar güçlü kalamayanlar. Kömür. Hatta şurasını yemeye çalıştım fakat yenmeyecek kadar kömürdü. O yüzden diğerleri kurtuldu. Diğerlerinin üstüne şimdi yeşil gıda boyasını hazırladım. Karışımı dökeceğim ve bir çam ağacı konsepti yaratacağım. Kaşıkla dökeceğim ama emin değilim kaşık olayı konusunda. Kendime ve size küçük bir not. Kaşıkla sosu dökmeyin. Yoksa böyle olabiliyor. Nasıl gösterebilirim bunu? Şöyle gösterebilirim bence. Yoksa böyle olabiliyor. Şimdi bunu buzdolabına koyacağım. Buzdolabında yarım saat, 20 dakika bekleyecek. Yukarısındaki donduktan sonra olayımız tamamlanacak. Genel olarak bütün pişimi ele alırsak fırında biraz zorluk yaşadım. Çünkü normalde 10-15 dakika pişmesi gerekirken ben içinin pişmediğini görüp bir 20 dakika, 25 dakika falan pişirdim. Kömür olmasının sebebi çok büyük ihtimalle o yüzdendi. Sosu sıcak tutmayı başardım. Fakat çok fazla sos yapmışım. Bu çam ağacını, çam ağacı haline getiren şeye. Aşağısı sert. Şu an denediğimden yola çıkarak söylüyorum. Aşağısı sert, yukarısı yumuşak oldu. Güzel.
Ama bazıları kömür oldu. Şimdi sostan sonra çizebilirsem üstüne bir şeyler çizeceğim ve çam ağacımız olacak. Fazla tatlı. Çok fazla tatlı. Yani hem sos tatlı hem kendisi zaten fazlasıyla tatlı ve çok fazla zencefil var. Adı üstünde zencefili kurabiye, fakat bu kadar zencefil fazla. Bu kadar zencefil herkese fazla. Gerek yok. Evet, Barkın geldi eve ziyarete. Ziyarete gelmişken hazır kurabiyemden denetmek için buraya çektim, mutfağa çektim. Diğer videolardan zaten biliyorsunuz Barkın'ı. Hazır mısın Barkın? Evet, hazırım. Mükemmel güzelliğe hazır mısın? İlk defa görüyor Barkın'ı, dur. Bir şey söyleyeceğim. Çam ağacıyla biraz radyoaktif tarzı bir şey olmuş. Biraz böyle radyoaktif gibi olmuş bunlar. Ben bunu yemek istemiyorum. Canım, radyoaktif. Ya oğlum güzeldir ya. Ay, ilk başta görüşünden bahset. İlk başta görüşünden bahset. Yeşil, gerçekten yeşil bir renk. Gıda boyasını yaptım, evet. Gıda boyası. Çıtırlı güzel gözüküyor ama onu ısırınca anlayacağız bir. Birazcık sert. Azıcık. Ama tadı güzel. Hakikaten bu. Tadı güzel, şekerli böyle. Bol bol pudra şekeri var galiba içinde. Toz şeker atmışım. Okudun bana. Lan orada. Sus lan. Şekeri biraz fazla kaçırmışsın ama çok tatlı. Değil mi? Ama böyle sütle falan Yesene. Yedim. Şimdi ye. Al hepsini sok ağzına. Abi çok güzel yanıyor ya. Sadece tatlılığında sıkıntı var. Bu seriye ilk gelen misafirsin. Ne düşünüyorsun bu konuda? Kendini mutlu hissediyor musun? Evet, yapım aşamasında olmadığım için gerçekten mutluyum. Aha. Ama yeme aşamasında olduğum için ayrı bir üzgün. Hadi gel. Haberler, mutfağım ne alem acaba? Hadi gel, hadi gel. İnanmıyorum sana, ne yaptın? Çok güzel kokuyor, bakayım. Güzel kokuyor zaten. Kayıttasın. Şöyle bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz güzel. Barkın denedi. Dene. Şeyde, asansörde aldım kokusunu. Vallahi billahi Barkın. Yok, ben kötü bir şey demedim. Ver zaten. Bakayım çocuğum. Bu üstündeki yeşil ne? O üstündeki yeşil... Yaptık bir madde o. Ya çam ağacı yapmaya çalıştın. Oy, ağacım bu. Isıramıyor bak. Bak çok güzel. Güzel, biz ona bir şey demedik zaten. Ama çok tatlı galiba. Hmm. Çok tatlı ama. Lezzet muhteşem. Fakat biraz çok mu pişmiş acaba? Şey, yarım saat pişirdim. O yüzden olabilir. Ama muhteşem olmuş. Tebrik ediyorum. Teşekkür. Başarılarını devam ediyorum. Neydi? 10 dakika tuttum. Az pişti. Yarım saat daha tuttum. Gerçekten muhteşem. Her muhteşemde, her bayıldığımda yakınlaştıracağım böyle. Vallahi iyi. Başarılı. Babana da iyi. Şimdi çöpe atacak. Hakan sakın yeme. Yaptığı hareket ne olacak biliyor musun? Bak bu. Hazır mısın bak? Ağaca dük. Aynen. Buğra gerçekten çok başarılı. İnanılmaz sevdim. Görüşürüz. Evet, bu da böyle bir video oldu. Tatlı yaptık. Her zaman gibi. Değişik bir tatlı oldu. Biraz daha yılbaşı tarzı yapmaya çalıştım. Çok çalışmaya çalışmak. Zaten önemli olan da bu değil mi? Yeni yıla girerken her zaman çabalamamız gerekiyor yeni şeyler için. Videoya beğenseniz likelamayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Şuradaki sosyal medyadan beni takip edebilirsiniz. Onun dışında ne söyleyecektim? Ne yemek yapmamı isterseniz, tatlı, yemek hiç fark etmez. Yapmak istediğim şeyleri, yapmamı istediğiniz şeyleri hashtag Buğra pişir, Buğra ye. Twitter, Instagram yoluyla ulaşabilirsiniz. Öyle. İyi seneler. Bu video cuma günü gelecek galiba ve pazar günü de yılbaşı oluyor. İyi seneler. Bir şey eklemek istiyor musun? Hayır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.